Türkiye'deki koronavirüs vakalarının %60'ı Megakent İstanbul'da. Onu İzmir ve Ankara takip ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın salı günü paylaştığı tablolara göre en çok vaka nüfusu yoğun, yapılaşmanınsa sık olduğu ilçelerde. Tabloda durumu ciddi olanlar kırmızı, orta seyirli olanlar mavi ve evde izlenenler mor noktalarla gösteriliyor. Yeşil noktalarsa virüsün olduğu ancak şikayet olmadığı için evde izolasyonda olan vakalar. Esenyurt, Küçükçekmece, Avcılar, Bağcılar, Esenler, Bahçeli Evler, Bayrampaşa, Bakırköy, Zeytinburnu ve Güngören İstanbul'da en çok vakanın görüldüğü ilçeler. Tarihi Yarımada, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'tan Rumeli Hisarı'na kadar olan alanda vaka yoğunluğu fazla. İkinci köprüden sonra yapılaşmanın azalmasıyla vaka sayısı da azalıyor. Anadolu yakasında da benzer bir durum var. Beykoz'dan Karadeniz'e kadar uzanan hatta virüs neredeyse yok. Riva, Şile ve Polonezköy'de bu alana dahil. Anadolu yakasında Kavacık'tan sonra vakalar artmış durumda. Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye, Ataşehir ve Maltepe'den Sabiha Gökçen'e kadar ilçeler virüsün etkisi altında. Başkent Ankara'da ise Keçiören ve Yeni Mahalle ilçeleri hem vaka sayısının hem de kritik vaka sayısının en fazla olduğu ilçeler. Kızılay, Cebeci, Mamak ve Çankaya'nın Öveçler ve Oran arasındaki bölgesinde ise vaka yoğunluğu fazla. Ancak ciddi vaka sayısı az. Bu bölgelerde testi pozitif çıkan ama şikayet olmadığı için evde gözetimde bulunanların sayısı fazla. En çok vaka bulunan ikinci il olan İzmir'de ise kıyı şeridi risk altında. En fazla yoğunluk Konak ilçesine bağlı Mithatpaşa Caddesi ile Karabağlar ilçesine bağlı İhsan Alyanak Mahallesi arasında. Güzel Yalı, Göztepe, İnönü Caddesi, Bozyaka, Hatay ve Üç Kuyularla Karşıyaka, Mavişehir, Çiğli ve Menemen'de virüsün yoğun görüldüğü noktalar.